saattir Mısır anlatıyorum. 3,5 saattir. Ve şimdi artık yarışmamızda sıra, yani atölyemize sıra yarışmaya geldi. Şimdi artık yarışmaya geçiyoruz. Bakalım soruları nasıl bulacaksınız? Evet, 130 kişi olduk. Katılan başlıyorum artık. Evet, geliyor sorular Mısır, ekrana. Bismillah. Mısır atölye yarışması başlıyor. Birinci soru gelsin. 21 tane soru hazırladım bugün. Dünya üzerinde bilinen ilk basamaklı piramit hangisidir? Evet. Dünya üzerinde bilinen ilk basamaklı piramit hangisidir? Gize mi? Ebu Şir mi? Sakkara mı? Deşşur mu? Keops yazan var. Instagram'dan Gize yazan var. 62 kişi Sakkara diyerek doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz. Aynen öyle. Çeldiricimiz neymiş? Gize'ymiş. Tabii Gize'yi iyi biliyorsunuz. Keops, Kefren, Mikerinos'u. Ama ilk basamaklı piramit Sakkara'ydı. Hatırlayın, Sakkara piramitini kim yaptırmıştı? Yani Firavun Kozer kime yaptırmıştı? İmhotep'e yaptırmıştı. İmhotep Hazreti Yusuf olabilir iddiaları vardı. Oradan muhabbetimizi hatırlayın. Evet, ilk beşi görelim hemen. Çeşminaz Hanım birinci, Hale Şeker ikinci, Ahsen Hanım üçüncü, Selma Genç dördüncü, Gevher herhalde, o da hanım. Vallahi hanımefendiler şak beşte beş liderliği tuttular. Tebrik ediyoruz. Harikasınız. Şimdi Çeşminaz ismini hatırlıyorum. Selma Hanım'ı da hatırlıyorum. Selma Genç. Selma Hanım her seferinde ilk beşe giriyor, sonra pat diye düşüyor. Hale Şeker de yabancı değil. Diğerlerini çok hatırlamıyor gibiyim. Çok isim hafızam iyi değil ama gelsin ikinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Giza piramitlerinden biri değildir? Giza piramitlerinden biri değildir. Son 15 saniye. Mikerinos mu? Kanope mi? Kefren mi? Keops mu? Hangisi? Çok kolay bir soru. Çok kolay bir soru. Haydi hangisi? Instagram'dakiler yazıyorlar. Fena değilsiniz, iyisiniz. Instagram 2 doğru cevap gördüm. Cevap Kanope olacaktı. Kanope nedir biliyor musunuz? 78 kişi doğru cevap verdi. Kanope bir Mısır'da, eski Mısır'da bir kişi mumyalandığında vücudundan çıkarılan organların içine konulduğu kaplara verilen isimdir. Kanope. Hem böylece şıklar, yani yarışmayı yaparken de yeni bir şeyler öğrenmenizi istiyorum. Onun için de çeldirici ya da eksik farklı şıkları da bu anlamda bilgiye bağladım bir takım. Gelsin skorumuz. Bir anda değişti ya. Çeşminaz Hanım birinci. O iş değişmedi, duruyor. Vanlı Doktor'u hatırlıyorum ben ya. Vanlı Doktor ikinci. Emel Özçelik üçüncü. Gevher Hanım dördüncü. Torandor 35 beşinci. Haydi bakalım. Gelsin üçüncü sorumuz. Hangisi Mısırların taptıkları bir canlı değildir? Çok kolay bir soru. İnek mi? Çakal mı? Şahin mi? Merkep mi? Mısırlar bunlardan 3 tanesine deli gibi taptılar, birine tapmadılar. Asıl tapılacak hayvana tapmadılar. Hangisi? Aleykümselam. Instagram'dan alıyorum. Şırnak'tan yazan var. Yani güzel. Evet, 99 kişi merkep diyerek doğru cevap verdi. 29 kişi inek demiş. Ya ineğe tapmazlar mı? Ölümüne taptılar ineğe. Hator diye hatta ineğin ismi. Hatırladınız değil mi? Bakalım. İlk beş ne oldu? Hızlı gidiyorum biraz. 1 ve 2 değişmedi. Çeşmeniz Hanım birinci, Vanlı Doktor ikinci. Gever Hanım 3'e yükseldi. Enis Mersin geldi, 4 oldu. Ayşegül Ongun 5. oldu. Evet, gelsin 4. sorumuz. Baraj suları altında kalmaması için kesilerek taşınan Ebu Simbel tapınakları hangi firavun tarafından inşa ettirilmiştir? Evet, bakın fotoğrafını da koydum oraya. Hangi firavun tarafından inşa ettirildi? Baraj yapılacağı zaman Taştaş 1968 yılında taşındı bu tapınak. Birinci Ramses'in mi, ikinci Ramses'in mi, üçüncü Ramses'in mi, dördüncü Ramses'in mi? Kimin bu tapınak, kim yaptırdı? 109 kişi ikinci Ramses diyerek doğru cevap verdi. Diğer şıklar hemen hemen birbirinin aynısı. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bakalım ilk beşte değişme var mı? Çeşminaz Hanım 2'ye düştü. Vanlı Doktor 1'e yükseldi. Enis Mersin 3 oldu. Toronto 35 yükseldi 4'e. Emir Ongun 5. sıraya yerleşmiş oldu. Ve 5. sorumuz geliyor. Mısır hangi yönetim döneminde İslam'a kazandırılmıştır? Hangi yönetim döneminde İslam'a kazandırıldı Mısır? 4 halife dönemi mi? Emeviler dönemi mi? Abbasiler dönemi mi?
Fatimiler döneminin son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5. Hadi Instagram, hadi. 4 halife dönemi doğru cevap. Hazreti Ömer döneminde fethedildi Mısır. Ve onun için cevap 4 halife dönemi ve Emeviler çeldiricisi olmuş. Bakalım ilk 5'te değişme var mı? Evet, Torondor 3'e yükseldi. Emir Ongun 4'e yükseldi. Rıdvan Kaya 5'e yükseldi. Vanlı Doktor ve Çeşminaz 1 ve 2'de durmaya devam ediyorlar. Haydi 6. sorumuz. Hangisi eski Mısır'da yaşamış bir kadın değildir? Değildir. Nefertari mi? Nefertiti mi? Kudu Hepa mı? Hatshepsut mu? Hangisi eski Mısır'da yaşamış bir kadın değildir? Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Hadi Instagram. 105 kişi Pudu Hepa diyerek doğru cevap verdi. Peki Pudu Hepa kim? Pudu Hepa'yı hatırlıyor olmanız lazım. Ta orta 1'e giderken Milli Tarih Ders Kitabı'nda anlatılıyordu Pudu Hepa. Milli Tarih Ders Kitabı'nda. Var mı bakayım Instagram'dan cevap verecek olan? Pudu Hepa kim? Pudu Hepa. Bir Anadolu masalı yazdı bir tanesi Pudu Hepa. Ya o kitap ismi. Pudu Hepa kim? Hitit Kralı 3. Hattuşil'in karısı. Lakabı Tavanan'la Kadeş Anlaşması'nda imzası var bu kadının. Pudu Hepa önemli ama Mısır'da yaşamış bir kadın değil. Bakalım ilk 5 değişti mi? Vanlı Doktor Çeşminaz duruyor. Emir Ongun 2. 3.liğe yükseldi. Rıdvan Kaya 4. Torandor 5. 5.liğe düştü. Ve gelsin 7. sorumuz. Resimde gördüğünüz Firavun hangisidir? Mumya gösteriyormuşum size. Bu yok, mumya değil bu. Burada bir duvar rölyefi var. Resimde gördüğünüz Firavun hangisidir? Tutankamon mu? Akeneton mu? 1. Seti mi? 2. Ramses mi? Hangisi? Evet. 46 kişi Akeneton diyerek doğru cevap verdi. 51 kişi 1. Seti dedi. Bakın yarışmanın başından beri ilk kez doğru cevap, yanlış cevaptan az çıktı. Diğerlerine hep doğru cevap verenler fazlaydı. Demek ki bu soru biraz çeldirici oldu. Cevap Akeneton. Ben size atölyede az önce gösterdim bunu. Neden? Çünkü Akeneton kimdi? 5000 yıllık Mısır tarihinde bütün putları reddedip tek Allah'a inanan bir tane firavun vardı. O da Akeneton'du. Dördüncü biliyorsunuz Meranta çok önemli bir adamdı. Ve kendisinin Hazreti Yusuf döneminin firavunu olduğunu düşünüyoruz. Instagram'dan soranlar var. Neden katılım az? Böyle 300-500 bin kişi değil. Çünkü bu yarışmaya sadece Zoom programı üzerinden tarih atölyesine iştirak edenler katılıyorlar. Gezikitap.com sitesinden atölye kaydı yaptırmış oluyorlar. Gelsin skorumuz. Bayağı değişti. Vanlı Doktor gitti ya. Emir Ongun birinciliğe yükseldi. Yunus aşağılardan geldi, 2 oldu. Torandor bak bayağı mücadele etti, 3'e yükseldi. Gizem Özen yeni bir isim. 4 oldu. Mehmet Sait o da yeni bir isim. 5. sırada. Yarışmanın başındaki bütün isimler neredeyse elenmiş oldular. Elenmiş derken yine yükselebilirler. Bu yarışmada hızlı cevap vermek öne geçiriyor. Evet, devam. 8. sorumuz geliyor. Sultanahmet Meydanı'ndaki dikili taşı hangi Mısır firavunu yaptırmıştır? Hangi Mısır firavunu yaptırmıştır? 1. Tutmosis, 2. Tutmosis, 3. Tutmosis, 4. Tutmosis. Hangisi? Hangisi? Son 1 saniye. 74 kişi 3. Tutmosis diyerek doğru cevap verdi. Aynı öyle Sultanahmet Meydanı'ndaki dikili taşımız 3. Tutmosis tarafından yaptırılmıştır. Hemen bakalım. Evet, yine bir değişmeler var. Emir Ongun 1. Torandor 2'ye yükseldi. Gizem Özen 3'e yükseldi. Mehmet Sait 4. Atakan Ataoğlu geldi yeni bir isim. 5. Ve 9. soru. Resimde gördüğünüz ve Kur'an-ı Kerim'in de bahsettiği Mısır putu hangisidir? Ya bir put söyleyeceksiniz bana. Cahiliye dönemi putu. Kur'an-ı Kerim'de ondan bahsedilmiş olsun. Amon Ra mı? Osiris mi? Hathor mu? Anubis mi? Son 5 saniye.
Evet, Instagram'dan Hatır diye bir cevap yazıldı. Hatır da kabul olur aslında. Evet, doğru cevap Hator. 86 kişi doğru cevap verdi. Çeldirici Amon Ra olmuş. 23 ikinci bir cevapla. Bakalım Hator cevabı ilk beşi değiştiriyor mu? Emir Ongun 4'e düştü. Torandor Bey, bak işte istikrarlı oldu. Tık 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 tık. Birinci sıraya oturdu Torandor 35. Gizem Özen ikinci, Mehmet Sayın. Bu Torandor 35 kim ya? Bir chat'i aç da Muhammed bir yazsın, bir öğrenelim Torandor'un kim olduğunu, tamam mı? Açtım hocam. Torandor 35 bir yaz bakalım, bayan mısınız, erkek misiniz? Hangi memleketten yazıyorsunuz, bir öğrenelim yani. Atakan Ataoğlu istikrarlı bir şekilde 5'te durmaya devam ediyor. Yazdı mı? Bekleyeyim ona göre. Yarışmayı kaçırmasın çünkü. Hakan Senel hocam, Küçükçekmece'den Hakan. Bir bey takipçimizmiş. Küçükçekmece'den Hakan Bey. Hakan Bey, tebrik ediyorum. Ve gelsin 10. sorumuz. Memlüklü Devleti'nin ilk Çerkes hükümdarı kimdir? Hadi benimle Kudüs turuna katılanlar. Kudüs'te ben onun kervansarayını gösteriyorum. Hanül Sultan. Kalabun mu? Berkut mu? Barsbay mı? Baybars mı? İlk Çerkes hükümdarı. Evet. Instagram'dan birkaç cevap Baybars dedi. Kalabun dendi. Ama cevap Berkuk olacaktı. İlk Çerkes hükümdar Berkuk. Onun da oğlu Taraç'tır. Bakalım. İlk beşe bakıyoruz. Çok güzel. Torandor Hakan Bey 1. Gizem Hanım 2. Mehmet Sait 3. Leyla Betül 4. Atakan Ataoğlu hala 5. Atakan Bey vallahi helal olsun. İstikrarla 5'te durmaya devam ediyorsunuz. Ve gelsin 11. soru. Kahire'deki camisini tamamlayabildiği halde İstanbul'daki camisini bitiremeden vefat eden Osmanlı Valide Sultanı kimdir? Ben bu soruyu sabah sosyal medyada paylaştım. Yani cevabını araştırıp öğrenmiş de olabilirsiniz. Onun için zaten bugün 21 tane soru sordum. 21. Bugün gündüz bu soruyu paylaştığım için son 5 saniye. Hürrem Sultan mı, Nurbanu Sultan mı, Safiye Sultan mı, Kösem Sultan mı? Ve cevap 125 doğru cevapla Safiye Sultan doğru cevabı verildi. Az önce anlattığım konuydu. Çok yeni. Eminönü'ndeki camisi yarım kaldı. Kahire'deki camisini tamamlayabilmişti Safiye Sultan. Bakıyoruz netice değişti mi? Hiç değişmedi. Hepsi hazırlıklı kurt gibiler ve doğru cevap vermişler. Ve 12. sorumuz. 2000 puanlık bir soru geliyor. Hangi Dulkadir Bey'i bu kapıda idam edilmiştir? Hangi Dulkadir Bey'i bu kapıda idam edilmiştir? Kapının resmi fotoğrafta görüyorsunuz. Hangisi? Şeyh Suvar Bey, Şeyh Suvaroğlu Ali Bey, Şeyh Bender Bey, Şeyh Muz Bey. 12 saniye. 61 kişi Şeyh Suvar Bey dedi. Doğru cevap. Fatih'in tarafını tuttuğu için onu idam etmişlerdi. Babu Züveyle'nin önünde az önce konuşmuştuk. Bakıyoruz skorda bir değişme var mı? Atakan Ataoğlu 5.'den hele şükür 4'e yükseldi. Leyla Hanım üzülüyoruz. 5'ten 4'e düştünüz. Ama ilk 5'te bir değişme olmadı. Ve gelsin 13. sorumuz. Mısır'da inşa edilen ve günümüze kadar gelen ilk cami hangisidir? Evet. Mısır'ın ilk camisi. Müslüman eliyle Mısır'da yapılan ilk ibadethane. El Eser mi? Kustat mı? İmam Şafii mi? Tulnoğlu Ahmet mi? Hangisi? Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Kustat Camii olacaktı. 76 kişi doğru cevap verdi. Hatırlayın, Amr İbn As Hazretleri Fustat'ı, yani bölgeyi fethederek Fustat merkezli bir camili şehir kurdu ve artık Müslüman Mısır'ın başkenti Fustat oldu. Sonra ne oldu? Fatih Miler El-Kahire'yi kurdu. Salahaddin Eyyubi Kahire'yi Fatih Miler'den alınca bu El-Kahire ile Fustat'ın arasında bir kale yaptırdı. Meşhur Kahire Kalesi. Bugünün Büyük Kahire'si ortaya çıkmış oldu. Bakalım ilk beşimize. Evet, biraz değişme var. Torandor 35 ve Gizem Özen duruyorlar hala. Leyla Betül 3'e yükseldi. Nur 4 oldu. Mehmet Sait Bey. Bak Mehmet Sait gene geldi. Tebrik ediyoruz aşağılardan. 14. sorumuz. Kleopatra nerelidir? Soru bu. Kleopatra nerelidir? Mısırlı mı? Fenikeli mi? Makedonyalı mı? Romalı mı? Nerelidir? Güzel. Instagram'dakiler de iyisiniz.
Son 3 saniye. 2, 1. Hadi rekor doğru cevap bekliyorum. 101 kişi doğru cevap verdi. Makedonyalı. 7. Patolomo olsun kızıydı çünkü kendisi. Ve bakalım skorda bir değişme var mı? Toran doğru. Hakan ne yaptın? 2'ye düştün. Gizem Özen 1 oldu. Tebrikler. Leyla Betül 3. Nur 4. Vanlı Doktor küllerinden yeniden doğdu ve 5. sıraya oturdu. Evet. Gelsin 15. sorumuz. Mısır'da ilk Müslüman Türk devletini kuran Tulunoğlu Ahmet'in kabri nerededir? Tulunoğlu Ahmet'in kabri. Fotoğrafta gördüğünüz onun Kahire'deki camisi. Kabri nerededir? Kahire'de mi? Samarra'da mı? İskenderiye'de mi? Tarsus'ta mı? Son 8, 7 saniye. 6, 5, 4, 3, 2. Nerededir? Güzel. Instagram'dan doğru cevaplar çatır çatır geliyor. 84 kişi doğru cevap verdi. Tarsus diyerek. Bu soruyu da özellikle koydum. Geçen hafta Ashab-ı Keyf nerededir videosu yapıp da tabii Maraş Afşin'e işleyince Tarsuslar biraz bana kızar gibi oldular. Hocam ne yapıyorsun ya dediler. Halbuki ben Tarsus'u Daniel Peygamber'le uzun uzun anlatmıştım. Şimdi de Tarsus'ta Tunalı Ahmet'in mezarı olduğunu buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bakalım ilk beşi görelim. Hiç değişmedi. Vallahi tebrik ediyorum. Çatır çatır bildiler. Gelsin 16. sorumuz. El-Eser Medresesi kimler tarafından kurulmuştur? Bakın kimler tarafından kurulmuştur? Emeviler, Abbasiler, Fatimiler, Eyyubiler. Kimler tarafından kurulmuştur? Aslında burada çok büyük bir çeldirici Memlüklerdi. Onları bilerek yazmadım. Sizi düşündüm. 115 kişi Fatimiler dedi. Evet doğru hatırlıyorsunuz. Milattan sonra 900'lerde Fatimi halifesi Muiz Dinillah tarafından yaptırılmıştı. El-Eser Üniversitesi. Bakalım ilk beşe. İlk beş. Gizem Özen birinci. Torandor'a bir ateş vermişler. Torandor valla bak seni tebrik ediyor program. Diyor ki 16 soruya doğru cevap verdi diyor. Ama hala birinci değilsin. Leyla Betül 3, Nur 4, Vanlı Doktor 5. Gelsin 17. sorumuz. Kadeş Savaşı aşağıdakilerden hangisinin dönemine rast gelmez? Kadeş Savaşı aşağıdakilerden hangisinin dönemine rast gelmez? Birinci Seti mi? Üçüncü Hattuşil mi? İkinci Ramses mi? Dördüncü Amonetet mi? 15 saniye. 4, 3, 2, 1. 131 kişi cevap verdi. 64 kişi dördüncü Amonetet dedi ve doğru cevap. Dördüncü Amonetet kim biliyor musunuz? Hazreti Yusuf döneminin firavunu olduğunu düşündüğümüz Akeneton. Akeneton'un diğer adı Amonetet sülalesinden bu. Bunlar 18. sülale. 18. sülale bunlar. Amonetetler. Bir de 19. sülale var. Onlar Ramsesler, Setiler. Onlar 19. 64 kişi doğru cevap verdi. Evet, diğerleri dağınık. 3. Hattuşili kim? 3. Hattuşili Hitit hükümdarı Kadeş anlaşmasının yapıldığı hükümdar. Onun için tabii ki o da değil. 4. Amonetet doğru cevap. Bakıyoruz. İlk 5 o Gizem Hanım 3'e düştü. Torandor 1. sıraya oturdu. Hakan Bey var ya küçük çekmeceden işi çözüyor gibisiniz. Ama daha tabii var bir 4-5 soru. Leyla Betül tebrikler 2 oldu. Gizem Hanım 3'e düştü. Üzülüyoruz. Vanlı Doktor tekrar 4. Çeşminez Hanım küllerinden doğdu. 5'e yükseldi. Ve 18. sorumuz. İskenderiye Feneri'nin taşları ile İskenderiye Kalesi'ni inşa ettiren Memlük Sultanı kimdir? Kimdir? İyi ki televizyonda bana yarışma programı sorusu hazırlatmıyorlar ha. Evet. Katılımcı hız da artıyor. Muhammed Nasır mı? Kayıt Bay mı? Faraç mı? Müeyyet mi? 130 kişi şu an cevap verdi. Son bir saniye. 133 kişiden 108 kişi doğru cevap verdi. Cevap Kayıt Bay. Valla atölyeden sonra olunca tıkır tıkır biliyorsunuz tabii. Normal zamanda sorsam bilebilecek misiniz bakalım bunlara. Ve Torandor birinci. 18 sorunun hepsine doğru cevap vermiş Torandor. Valla akraba değiliz bak. Hakan Bey'i tanımıyorum. Adını az önce öğrendim. Leyla Betül ikinci, Çeşminaz üçüncü, Hümeyra Hanım. Oo Hümeyra Hanım gelmiş. Tanımıyorum kendisini ama atölyelerden ismini biliyorum. Gevher Hanım da beşinci. Ve bakıyoruz 19. sorumuz. Aşağıdaki Memlük hükümdarlarından hangisinin kabri
Kahire'dedir. Kahire'de. Dört tane menlük hükümdarı yazıyor aşağıda. Birinin kabri Kahire'de. Üçünün kabri Kahire'de değil. 18 saniye. Rüknettin Baybars mı? Kansu Gavri mi? Kalavun mu? Berke mi? Son bir saniye. 132 kişi cevap verdi. Biliyordum bu sorunun zor olduğunu. Sadece Kalavun'un mezarı Kahire'de. Rüknettin Baybars'ın mezarı Şam'da. Baybars'ın oğlu Berke Han'ın, Berke'nin mezarı Şam'da. Kansu Gavri'yi zaten söyledim size. Atölye savaşın sonunda bulunamadı cenazesi. Hiçbir zaman bulunamadı. Onu hiç bilmiyoruz. Kalavun'un mezarı Kahire'de. Anlattım ama ne dedim? Gruplarla gezi yaparken birkaç sene evvel en son dedim gruba Kalavun'un mezarına götüreceğim sizi dedim. Hepsi beni sattı, alışverişe gittiler dedim ya. Orada söyledim Kalavun'un mezarı Kahire'de diye. Ve bakalım ilk beş. Vallahi hiç değişme yok. Olduğu gibi duruyor ilk beş. Tebrikler hepinize. Gelsin 20. soru. Osmanlı Devleti'nin Mısır'daki ilk eserini hangi Osmanlı paşası inşa ettirmiştir? Hadim Ali Paşa mı? Hadim Hakkı Paşa mı? Hadim Süleyman Paşa mı? Hadim Şehabettin Paşa mı? Hangisi? Hangisi? Haydi hangisi? Son 3 saniye. Instagram ekibi çakıldı ya, cevap yok. 64 kişi Hadim Süleyman Paşa dedi, doğru cevap. Ya bu Instagram'a gitsin, siz üzülmeyin, bu Zoom'dakilerin tuzu kuru. Az önce anlattım ben bunları 3,5 saat. Ondan biliyorlar. Ve bakalım ilk 5'e değişme var mı? Sadece Gizem Özen geldi. 5. sıradaki takipçimiz maalesef düşmüş oldu. Son soru geliyor. 21. sorumuz geliyor. İlk 5'i galip olan belli olacak burada. 21. soru. Gelsin sorumuz. 2000 puanlık bir soru. Aşağıdakilerden hangisinin Kahire'de kabri bulunmamaktadır? Kahire'de kabri bulunmamaktadır. Amr İbn As mı? Rabiatül Aleviye mi? Ukbe bin Nafi mi? Ukbe bin Amir mi? Kazık soru ama hadi bilirsiniz. Atölyede beni düzgün dinlediyseniz bulacaksınız cevabı. 63 kişi Ukbe bin Nafi diyerek doğru cevap verdi. Ukbe bin Nafi kimdi? Ukbe bin Nafi Amr İbn As Mısır'ı fethettikten sonra bütün Kuzey Afrika'yı fetheden İslam komutanı. Bazı kaynaklar sahabe, bazıları tabi'in diyor. Onun kabri Cezayir'de. Hatta Fas'a kadar gitmiş, atını denize sürmüş. Ey Gazap Denizi, önüme çıkmasaydın Allah'ın adını duyurmak için ben nerelere gidecektim demiş ya. İşte o, o Cezayir'de. Ama Amr İbn As mezarının nokta yerini bilmiyoruz ama Kahire'de öldü, oraya defnedildi. Rabiatül Adeviye bir kabri Kudüs'e, bir kabri Kahire'de. Ukbe bin Amir uzun uzun anlattım. Ashab-ı Suffa'dan çok kıymetli bir sahabe. Kabri Kahire'de. Silahlar Mehmet Paşa'da yanına cami yaptırmış diye anlatmış idim. Şimdi ne yapacağız? Birinciyi göreceğiz. Birinciye kocaman bir PST sanat kitabı hediye ediyoruz. İkinci ve üçüncü atölye kazanıyor. Bu arada unutmayın, tarih atölyemiz haftaya, yani 14 Haziran Pazar günü 15'te Yavuz Sultan Selim'in hayatını konuşacağız A'dan Z'ye. Bir sonraki hafta 21 Haziran Pazar günü 15'te Yemen'i konuşacağız. Eski Yemen ve günümüze kadar bütün bir Yemen'i konuşacağız A'dan Z'ye. Ve 28 Haziran Pazar Ayasofya'yı konuşacağız A'dan Z'ye. 4 atölyemize kayıt yaptıranlara bugün bu 3,5 saat boyunca gösterdiğim 173 karenin tamamını hediye ediyorum. Mısır sunusu ve tabii ki bir de önümüzdeki haftanın Yavuz Sultan Selim'in sunusu. Instagram'dan bizi eşlik edenler gezikitap.com sitesine girip tarih atölyelerimize kayıt yaptırabilirsiniz. Gelsin birincimiz, ikincimiz, üçüncümüz. Mısır Atölyesi. Kim birinci? Ümeyra Hanım üçüncü oldu. Bizden bir atölye kazandı. Çeşmez Hanım ikinci oldu. Birinci geliyor. Işıkları yakalım. Kim birinci oldu? Leyla Bitül Hanım birinci oldu. Tebrik ediyoruz. Ah Torando, ne yaptın sen ya? Birinci olacaktın. Hakikaten Torando birinci olacaktı. Ama bir anda dördüncü sırada kaldı. Tebrik ediyoruz. Kitap hediyemizi Leyla Betül Hanım kazanmış oldu. Vallahi tebrikler. Durup durup son anda birinci sıraya oturmuş oldunuz. Harikulade, çok güzel oldu. Başarılar diliyorum. Ve şimdi
Muhammed Emin'cim, burada mısın? Evet hocam, buradayım. Davut'tan çıkıyoruz. Birincilerimiz belli oldu. Hemen şey yapalım. Şu soru cevap bölümüne geçelim. Hızlıca tamam, hemen ben chat'i açtım gerekiyor. Şu anda. Çok hemen bir 5 tane soru alalım, bitirelim çünkü çok uzattım. 4 saat oldu yayın. Durmak isteyenlerle yapacağız zaten nihayetinde. Hocam ilk soru geliyor. Hemen bu alalım. Londra Müzesi'ndeki Firavun hangi Firavun? İsmi ve hangi yılda yaşamış? YouTube videolarımda bizzat Londra'da British Museum'da ben o mumyayı çektim. Yani o mumyayla alakalı bir yayınım söz konusu. O videoyu uzun uzun izlesinler. O Firavun'un ikinci Ramzes olma ihtimali çok yüksek. Çünkü nihayetinde Kahire Müzesi'nde bir ikinci Ramzes mumyası var. Ama anılarında yazmıyor ki bu Firavunların bu şudur bu budur diye. Bunlar toplu halde bir mağarada bulundu. Anlattım az önce. Toplu halde bu mumyalar. Bundan dolayı net hangisi şu bilmemekle beraber onun ikinci Ramzes olma ihtimali yüksek. Ama bir takım mihraklar Kahire'de British Museum'daki mumyayı Kur'an'la ilişkilendirmemek için yanına yağ katıyorlar. Yok öyle değil, yok mu? Halbuki Kızıldeniz'in kenarında mumyalanmamış bu cesit bulundu. Ve secdeler pozisyonda. Bunların hepsi ayetle örtüşüyor ama tabii doğrusunu Allah bilir. Devam edelim. Hocam mumyalar neden satıldı diye sormuş. Tarih tıbbı konuşturdu bir kitabında. Son bölümü okuyun. Mumyalar bölümü. 30 sayfaya yakın. Eski Mısır, eski Orta Asya Türk mumyalarından en son devlet başkanı mumyalarına kadar anlattığımız bir bölüm var. O bölümü kaçırmayın. Kameralarınızı açmayın bu arada. Öyle bir bölüm var. Oraya bir bakın. Orada göreceksiniz. Çünkü o eski Mısır mumyalarında şifa arıyordu insanlar. Onları böyle ezip mumyaları toz haline getirip yaralarına sürüyorlardı. Kanuni'nin çağdaşı François bile yanında mumya ceset eli taşırmış, kol taşırmış. Yaralandığım zaman bir yerime sürerim diye. Ben gözümle gördüm. Danimarka'nın en eski eczanesinde Mummy Powder diye eczane. Çok eski. Belki 800 yıllık bir eczanenin rafında Mummy Powder ilacını gördüm. Mumya tozu. Bundan yani. Teferruatı tarih tıbbı konuşturdu birden. Okuyabilirler. Kitap edinmek için de yine gezikitap.com sitesinden talep edebilirler. Ben isimlerini imzalı gönderiyorum. Temmuz ayına kadar. Devam. Hocam Rabiatül Adeviye'nin neden iki mezarı var diye sormuş. Ya böyle halk nezdinde çok sevilen, çok kıymetli insanlar paylaşılamamış. Veysel Karahani Hazretleri nasıl 4 farklı mezarı var? Birçok yerde kabirleri var. Yunus Emre'nin birçok yerde kabri var. O da öyle olmuş. Mısır'da uzun yaşamış. Kudüs'te uzun yaşamış. Vefat ettiğinde bu şekilde iki ayrı kabir dizayn edilmiş. Hangisi net kabri bilmiyoruz. Ama Kudüs'teki daha gerçekçi geliyor bana tabii kaynaklara göre. Birinci seti tapınağındaki hiyerogliflerin ve Anıtkabir'le ilişkisi nedir diye sormuş. Hocam bunlar dıştan bayağı benziyordu ya. Hem birinci seti tapınağı hem de Hatshepsut tapınağı. Bunun böyle Anıtkabir'le... Şimdi şöyle, eski tapınak mimarisinde ki bu mimariyi en yaygın kullanan Romalılardır. Romalıların bugün Türkiye'mizde de bulunan tapınaklarına baktığınız zaman mesela Efes'teki sadece bir sütunu kalmış Aspendos tapınağı, Kütahya Çavdarhisar'daki hemen hemen tamam ayakta olan Zeus tapınağı, bunlara baktığınız zaman bunların çok sütunlu, geniş merdivenli yapılar olduğunu görürsünüz. Yani garibanlar merdiven basamağına bile çıkamaz. Biraz daha zenginsen merdivene tırmanırsın. Daha soyluysan biraz daha içeri girersin. İyice zenginsen, rahipsen içeri kadar girersin falan gibi böyle statükoları var belli belirsiz. Ve bu tapınaklar bu anlamda yaygınlaşmış birbirlerinden görerek. Mısırlar kullanmış benzer mimari, Romalılar. Hatta Amerika'da Washington DC'de Abraham Lincoln'un anıtını yaptılar. Roma tapınağı şeklinde yaptılar. Atatürk'ün anıt kabri yapılırken ikinci ulusal mimarlık akımı adı altında antik Roma tapınağı mimarisi formunda bir plan kullanıldı. Her ne kadar içine girdiğiniz zaman iç mezar kümbeti Selçuklu kümbetine benzetildi şeklinde geçer. Yapılmış ise de dış taraf antik Roma'dır. Zaten ikinci ulusal mimarlık akımı demek antik Roma mimarisi demektir. Devam edelim. Tolunoğullarından bahsettik ya hocam Mısır'ı anlatırken. Emevilere neden isyan ettiler diye sormuş. Abbasilere isyan ettiler. Abbasilere ya tamamen Türk Cihan Hakimiyeti mevkûresi. Yani tek başına yönetimi ele geçiriyor. Diyor ki ben burada hükümdar olacağım. Bütün dünyayı ele geçireceğim diyor. Yıldırım Bayezid'le Timur niye savaştı?
Şihan hakimiyeti mefkûresi. Tunalı Ahmet de Orta Asya'dan gelmiş bir Müslüman Türk. Tamamen yönetimi ele geçirip bağımsız bir devlet olup Abbasi hakimiyetten kurtulmayı arzu etti. Amaç bu. Hocam Yusuf Aleyhisselam piramitleri kullandı mı ambar olarak diye sormuş İmran abi. Valla ben de bunun cevabını arıyorum. Osmanlı kaynakları piramitlere Yusuf ambarları diyor. Burada iki tane cevap var. Bir, A şıkkı. Bu piramitlerin bir kısmını Yusuf Peygamber yaptırdı. Daha sonraki putperest firavunlar bunları kullandı. B şıkkı. Yusuf Peygamber bu piramitlerin prototipini yaptı. Yani ilkini yaptı. Daha küçük boyutta yaptı belki de. Daha sonra putperest firavunlar baktılar ki bunun içine konulan hububat bozulmuyor. İçine giren kediler ölüyor ama kokuşmuyor. Dediler ki biz vücutlarımız bozulmasın diye bu Yusuf Peygamber'in ambarları formunda mezar yapalım dediler. Ve piramitler bu şekilde yangınlaştı. Ya o ya bu. Cevap ikisinden biri. Peki onlar belli mi? Yani o Hazreti Yusuf'un kullandığı ambarlar belli mi diye? Kesinlikle bilmiyorum. Yok. Ondan sonra yine hocam Mısır'la alakalı sorular arıyorum ama Yavuz Sultan Selim'le alakalı sorular sorulmuş. Yavuz'la alakalı sorularınızı bana haftaya sorun. Yavuz'u haftaya konuşalım. Çünkü çok uzun. Doğumundan vefatına Yavuz Sultan Selim'i konuşacağız. Dediğim gibi 3 hafta daha pazar günleri 15'e devam edecek. Haftaya Yavuz'u, sonraki hafta Yemen'e. Bakın bunlar çok kıymetli programlar. Ben Yemen'e Türkiye'de en çok giden birkaç isimden biriyim. Ve öyle hani çalışmaya şuraya buraya değil, sırf tarih için giden bir insan. Ya bir insan tarih için, araştırmak için Yemen'e, Yemen gibi uzak bir ülke, 4 saat sürüyor uçakla. Yani bir kere, iki kere, üç kere gidersiniz. Benim gibi 30 defa gitmezsiniz yani. Onun için çok kıymetli bilgiler. Yavuz Sultan Selim'in yıllardır izini sürüyorum. Bunların her birinin kitabını yapmayı planlıyorum. Kitabını yapmadan kitabın prototipini bu atölyelerde size sunacağım. Mesela bu. Son bir soru alıp bitirelim Muhammed'ciğim. Vakit bayağı ilerledi. Firavunların tacında neden yılan figürleri var diye sormuşlar hocam. Evet. Firavunların taçlarında bazen kobra yılanı olur. Bazen de akbaba olur. Bazısında ikisi de olur. Hem akbaba hem kobra yılanı. Biri yukarı Mısır'ın sembolüdür. Diğeri de aşağı Mısır'ın sembolüdür. Bazısı bunlardan birine hükmeder. Bazısı çok güçlüdür. İkisine bir hükmeder. İkisine hükmedenler başlıklarına hem yukarı hem de aşağı Mısır'ın sembolü olan bu taçları takmış olurlar. Var mı Muhammed'cim söyleyeceğim bir şey? Yok hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Allah. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere Muhammed'cim. Ve görüşmek üzere bütün tarih atölyesi katılımcıları. Bu pazar gününüzü bize ayırdığınız için hakikaten müteşekkiriz. 4,5 saattir bizimlesiniz. Hakikaten hepiniz ödüle layıksınız. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız.